Merhaba herkese. Size bugün 9. sınıfın en önemli konularından birisini öğreteceğim. Sayı kümeleri ve bölünebilme kuralları. Bu aynı zamanda benim en sevdiğim konulardan birisi. Çünkü eğer bu konuyu biraz özümsemişseniz devamında bölünebilme, EBOB, EKO konularında da çok rahat edeceksiniz. Ve en önemli konulardan birisini de halletmiş olacaksınız. Öncelikle biraz özetle başlayalım ve devamında kitabımızdan sorular çözelim. Bakalım ne varmış burada. Şimdi öncelikle arkadaşlar reel sayılar tüm kümeleri kapsar. Q'ye ne diyorum? Rasyonel. Rasyonel. Arkasından da Q'nun değiline veya Q'nun olumsuzuna, Q'nun dışındaki değerlere de ne diyorum? İrrasyonel. İrrasyonel sayılar kümesini de Q üstü veya Q prime ile göstermiş oldum. Şimdi bakın rasyonel sayılarda her şey vardır. Onların alt kümelerinden birisi hangisi? Z. Z. I. Z'de ne var? Artı, eksi hepsi var. Ama doğal sayılar ne, neyle başlıyor? Sıfırla başlıyor. Sıfır, bir, iki şeklinde devam ediyor. O zaman tam sayılar kümesini doğal sayılardan ayıran şey negatif tam sayılardır. Ve tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsar. Peki rasyonel sayıların tam sayılardan farkı nedir? Örneğin eksi bir bölü iki ya da üç bölü beş. Bunlar nedir? Tam sayı değildir. Veya 3 tam 10'da 9'da 2 diyelim. Bu devirli olduğundan dolayı. Peki rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar birbirini nasıl ayırılır? Şöyle bakıyorum pi sayısına bakıyorum arkadaşlar. Pi sayısı hatırlanacağı üzere 3,14 şeklinde ilerliyor. Yani bu sayının aslında irrasyonel olmasını sağlayan şey virgülden sonraki sayıların belirlenememesi. Ya şunu sorsam 100 bininci basamağında kaç var? Oturup uzun uzun işlemler yapmanız gerekiyor. Veya 1 milyonuncu basamağında kaç var? Belki bilemiyorsunuz bunu. Veya kök 2'ye gelelim. Kök 2 yaklaşık olarak neydi? 1,4'tü. Bunun virgülden sonraki kısmı devam ediyor. Sonsuza kadar belli bir örüntüsü olmadan devam ediyor. Yani şunla karıştırmayın. Bakın. İrasyonel sayıları rasyonel sayılarla en fazla karıştırıldığı yer. Şu mu? Buna nasıl yazıyordum? 1, 3, 3, 3, 3 şeklinde sonsuza kadar gidiyor. Bunun 1 milyonuncu basamağı da belli. 10 milyonuncu basamağı da belli. Ama pi, kök 2, kök 15 de belli değil. Yani 100 milyonuncu basamağı kaçtır dediği zaman bulamayabilirsiniz. Oturup uzun uzun işlemler yapmanız gerekiyor. Belki senelerce. Ondan dolayı kendi virgülden sonraki kısmında belli bir örüntü olmayan sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Ve rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kümesi boş küme. Yazalım o zaman Q kesişim Q'nun prime'ı eşittir boş küme. Bu en önemli şey. Şimdi devam edelim. Aynı zamanda bunların birleşimleri bana neyi verecek? Reel sayıları. İçeride ne var? N var. Hatta şöyle yapalım. Sayma sayılarını da N pozitif veya Z pozitifle gösterecek olursak N pozitif e N'in alt kümesi N tam sayıların tam sayılar rasyonel sayıların ve arkasından o da reel sayıların. Şimdi bakalım. Tek tam sayı nasıl gösterilir? 2N artı 1. Bazı kaynaklarda 2k-1 de diyebilir. Fark etmez. Çift sayı, çift sayıları kendiniz değişkeni değiştir 2k da diyebilirsin. Şimdi bakın, bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Çiftle çiftin toplamı veya farkı çifttir. Devam ediyorum. Tekle tekin toplamı veya farkı çifttir. Tekle çiftin toplamı tektir. Çiftle çifti çarptım çift. Çiftle teki çarparsam çift. Çiftin olduğu her yerde arkadaşlar çarpma da çifttir. Ama sonucun tek olması için tek de teki çarpmanız gerekir. O halde önemli bir ayrıntı var. Bakın x ile y'yi çarptınız ne elde ettiniz? Tek mi arkadaşlar? O zaman x de tek olmalı, y de tek olmalı. Yani bu önemli bir satır. Önemli bir ayrıntı. Devam ediyorum. Tekin, tekin buradaki an sayısını pozitif üstü olarak düşünebilirsiniz. Tekin arkadaşlar pozitif üstleri tektir. Yani ne olabilir? 3 üzeri 4. Bakın 3 üzeri 4 nedir? 81 gene tek. Karışmasın yani. Yukarısında çift sayı vardı ya. Bunu çift sanmayın sonucunu. 3 üzeri 4 nedir? 81. Devam ediyorum. Çiftin her üssü çifttir ama negatif üstler hariç. Buna sonradan değineceğiz. Şimdi geliyorum buraya. 0 nedir arkadaşlar? Nötr. Yani diğer bir de işte işaretsiz. Devam ediyorum. Pozitif sayılar nedir? Pozitif sayıları P ile gösterecek olursak 0'dan büyük. Negatif sayılara gelelim. Negatif sayılar nedir? Ne ile gösterecek olursak sıfırdan küçük sayılardır. Şimdi bakın. Bir bölme işleminde A'ya ne diyorduk? Ne diyorduk? Bölünen. Buna ne diyorduk? Bölen. Buna ne diyorduk? Bölüm. Buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalan. Yani A eşittir. B çarpı C artı K olacak. Burada. Burada bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Bölen her zaman kalandan büyük olmalı. Eşit de olamaz. B büyüktür. Ne diyeceğiz? K. Şimdi bölünebilme kuralları arkadaşlar burada önemli olan bölünebilme kuralları nedir? 4, 8, son iki basamak, son 3 basamak. 4'ün katı olmalı. Arkasından 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı. 9 ile bölünebilme kuralları neydi? Gene rakamları toplamı 9'un katı olmalı. Ve devam ediyorum. Misal buradaki kurallar temel bölünebilme kurallarıdır. Ve temel olmayan bölünebilme kuralları var. Örneğin ne? 6. 6'yı ayırıyorsunuz. Kaçta kaç olarak? 2 ile 3. Hem 2'ye bölünsün hem 3'e. Devam edelim. 30'a bakıyorum. 30'da ne yapacağız arkadaşlar? Aralarında asal olacak şekilde ayıracağız. 3 ve 10. 3 ve 10 olacak şekilde ayırdık. Aralarında asal mı? Yani yani ortak böleni kaçtır? 1'dir. 3 ve 10 olarak ayırdık. 45'e geliyorum. Dostlarım 45'i e isterseniz 45 kaçta kaçın çarpımıdır? 15'te 3'ün. Ama diyeceksiniz ki hocam neden 15'te 3 almadık? Şundan dolayı 15'te 3 aralarında asal değil. En büyük ortak bölenleri kaç? 3. O halde 45'i e ayırdığınız zaman ne olması gerekir? Aralarında asal olacak şekilde ayıracaksınız. Yani ne olmalı? 5 ve 9. En büyük ortak böleni kaç? 1. O zaman anladık bunu da. Devam ediyorum. Devam ediyorum ve arkadaşlar gelelim biraz da kitabımızdan soru çözelim. Özelle hazırlanmış bir kitap var elimde. Matematik ilk konu. Bakalım buraya. Bu sayf sayfa 23'te soru 3'ü sizinle çözelim. Yeni nesil sorulardan. Şimdi yeni nesili yeni nesili eski nesilden ayıran şey nedir diyecek olursanız, soruyu önce yorumlamanız, arkasından çözmeniz gerekir. Soruyu direkt çözemiyorsunuz. Yani tek satırlık işlem soruları değil. O halde ben ne yapıyorum? Bunlara bakalım. Bir önce anlayayım ne diyor. Yandaki şemada her dikdörtgen içinde birer tam sayı, tam sayı demiş. Tamam. Üst sırada dikdörtgen içindeki sayılar arasında çember içindeki çemberimiz burada. İşlemler uygulanarak sonuç bir alt satırdakine yazılıyor. A sayısı kaçtır? Haydi bulalım. Eksi 12'yi kaça bölüyorum? 4'e. Birinci bölü ikinci eksiği artıya böldüm. Eksi 12'yi 4'e böldüm. 3. Burası ne oldu haliyle? Eksi 3 oldu. Devam edelim. Burada ne var? Çarpma mı? Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 ile 4'ü çarptım. 12. Gelelim buraya çıkartma. Hoppa dur. Dur yolcu. Yolcu dur. Burada işlem hatası yapma. Ne demek istiyorum? Arada ne var? Çıkartma. Eksi 3 çıkart. 12 mi? Şurada artı vardı. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksidir. Eksi 3. Eksi 12. 3 lira borcum var. 12 lira daha borcum var. Kaçamazsın. 15 lira borcum var. Yani cevabımız B. Geçelim diğer sorumuza. Arkadaşlar ilk 12 ilk 12 konu kitabımızda devam ediyoruz. Eşitliğini sağlayan A ve B tam sayıları için. A çarpı B neymiş? 18. Bakalım. Hmm. A artı B toplamını alabileceği en büyük tam sayı. Arayı ne kadar açarsan, ne kadar açarsan o çarpım, o toplam o kadar büyük olur. Yani ne demek istiyorum? 18. He, açalım. Misal 9 ile 2'nin çarpımı olabilir. 6 ile 3'ün çarpımı olabilir. Ama 1 ile 18'in çarpımı da olabilir. E, 1 ile 18'in çarpımı olacaksa ben ne diyorum arkadaşlarım? Bakalım. 1 artı 18. Bu bana kaç verdi? 19 verdi. Bir de en küçük. Ha, pozitif demiş mi? Hayır. Hayır arkadaşım. Pozitif demiş mi? Hayır. Yani sen neyi de düşünmen gerekiyor? Negatifleri de. O zaman kaç ile kaçın çarpımı olacak? Eksi 1 ile eksi 18'in çarpımı da artı 18 mi? Evet o zaman bunların toplamları da ne olacak? Eksi 1 artı eksi 18 eksi 19. Borcundan kaçamazsın. Yani ne diyorsun? 1 lira borcun 18 lira borcun o zaman 19 lira borcun oldu. Devam edelim. Şimdi bakıyorum. Bana neyi soruyor? A eksi B farkı. Dur yolcu. Burada önemli bir şey var. Artıdan eksiyi çıkartıyorsun. Bakın 19'dan çıkart. Eksi 19'u yapma. Dikkat et. Bak eksi eksi çarptım. Buna dikkat etmen gerekiyor. İşlem hatası yapma. Burası ne oldu? Artı oldu? 19. 19'un toplamı nedir? 38. Ve cevabımız A şıkkı oldu. Güzel bir soruydu. Bu soruya dur yolcu işareti atıyorum. Gelelim biraz arkadaşlar şöyle düzelteyim. Hemen bunu sanırım şöyle olacak. Şimdi bakalım diğer sorumuza. Birbirinden farklı ABC pozitif tam sayıları için. Ne diyor bana? Ne diyor? Ee, C'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Bunun buna bölümü büyük olması için aradaki farkı aç. Aç aç. O zaman kaç olsun? 11'e 1 olsun misal. 11'e 1 verdim. 11 bölü 1 artı 3. Buradan kaç oldu? 11'e 1'e bölersek. 11. 3 daha 14. Yani C 14 oldu. Bu nedir? Maksimum. Yani en büyük değeri. Devam edelim. En küçük değeri dediğine göre ben ne yapacağım? Bu sayıları birbirine yaklaştıracağım. 12. 6 ile 6 yapabilirim. Ama dur yolcu dur. Ne diyor? Birbirinden farklı diyor. 6 ile 6 diyemem. O zaman birbirine bölünebilecek şekilde ne diyebilirdim? 8'e 4. Bölüyorum hemen. 8 bölü 4. Bakın 8 bölü 4. Artı kaç? 3 mü? Artı 3. 8'i 4'e böldüm. 2. 3 ile topladım 5. O zaman C'nin minimum değeri de kaç oldu 5. Bunların neyini soruyor? Toplamını. Toplamını soruyorsa kolay. İşlem hatası çıkmaz toplamada. 14 ile 5'i topladım. 19. Geçiyorum diğer soruma. Evet güzel bir yıldız hak ediyor bu soru. Yeni nesil sorumuz. Hemen bakalım. Yukarıdaki kutunun içine birbirinden farklı x, y, z. Pozitif tam sayıları yazılarak. Ha, birinciyi neyle çarpıyorum? 2 ile. İkinciyi neyle çarpıyorum? Kendisi yani 1 ile çarpmışım. Üçüncüyü de neyle çarpıyorum? 3 ile. Ve K'yı buluyorum. Bakalım. Ben burada ne yapacağım? Arkadaşlarım X'i neyle çarpayım? 2 ile. 2 X. Devam ediyorum. Y'yi olduğu gibi yaptım. Artı 5. Z'yi kaçla çarpıyormuşum? 3 ile. Artı 3 ise. Eşittir. Kaç diyorum buradan? 29. Hemen 5'i diğer tarafa atayım da biraz soru hafiflesin. 2 X artı 3 ise eşittir. Kaç oldu buradan? 24. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu soruyu tamam mı? Çözersiniz ama ben size kimsenin fark etmediği bir ipucu vereceğim. Bakın kimsenin fark etmediği bir ipucu vereceğim. O ipucu nedir biliyor musunuz? 3'ün katı. Bakın hocalar bile bunu bazen fark etmiyor. Bu kaçın katı? 3'ün katı. O halde ben ne diyorum? Burası da kaçın katı olmalı? 3'ün katı. O zaman bakalım. X'e ne vereceğim? 3'ün katını ilk olarak birbirinden farklı pozitif mi? X'e 3 var. 6 oldu. Attım diğer tarafa. Z kaç oldu? 6 x'e e kaç vereceğim? 6. 6 verdim 12. 12. 3'e böldüm. 4. Daha sonra kaç vereyim? 9. 9 kere 2 18 değil mi? Arkasından burada yerim olmadığı için 3 s'ye yazayım görmeniz için. Eşittir kaç? 24 mü? 18 çıkardın. 6. Z de buradan kaç oldu? 2. Şöyle yazayım yani. Z'nin değerleri kaç oldu? 2. 4 ve 6. Bunların neyini soruyor benden? Kaç tane olduğunu soruyor. O zaman buradan kaç tanedir? 3 tane. Baktım. İki farklı doğal sayının toplamı daima pozitiftir. İki farklı doğal sayının toplamı daima pozitiftir. O zaman tersten düşünelim. Doğal sayılar kaçla başlıyordu? 0. Değil mi? Sıfırla başlıyor. Sıfır, bir. Bunlardan birini sıfır alırsanız diğeri zorunlu olarak ne olmak zorunda? Pozitif. Sıfırla pozitif bir şey toplarsanız pozitif. Doğru. Reel olmayan her sayı irrasyonel sayıdır. Hoppa! Arkadaşlar reel olmayan sayı irreeldir. Irreel. Irreel. İrrasyonel ne demektir? Rasyonel olmayan demektir. O zaman bu yanlış. Yalan. Her pozitif tam sayı aynı zamanda doğal sayıdır. Evet bu da doğru. Çünkü pozitif tam sayılar nedir? Z pozitifle gösterelim. Neyle başlıyordu? 1, 2, 3. Sonsa kadar gidiyor. O zaman cevabımız ne oldu haliyle? 1 ve 3. Geçiyorum. Bir aile. Düşünün ki Anne baba ve eşit aralıklarla doğmuş 3 çocuktan oluşsun. Annenin yaşı tek, babanın yaşı çift sayıdır. Büyük ve küçük çocukların yaşları çift, ortancanın yaşı tektir. Bakıyorum. Anne, baba, çocuk 1, çocuk iki ve çocuk 3. Gelin değerleri yazalım. Anne tek, baba çift, büyük ve küçük çift, ortanca tek diyor. Ailenin bireylerinin yaşları toplamı neymiş? Çifttir diyor. Bakalım doğru mu? Arkadaşlar çiftleri toplamaya gerek yok. Çiftler etkilemez zaten. Tek de tek topladığınız ne oldu? Çift. O halde doğru. Çocukların yaşları toplamı diyor. Çocuklar iki çift çiftleri sayma. Bir tane tek mi var? O zaman burası ne olmalı? Tek. Yanlış. Devam ediyorum. Anne ile babanın yaşları çarpımı tek de çifti çarparsanız çift olur. Doğru. O halde cevabımız ne oldu buradan? 1 ve 3. Geçiyorum diğerine ve bu soruya 3 yıldız atıyorum. Bu soru gerçekten inanılmaz güzel bir soru. Lütfen arkadaşlar kitaptaki bu soruların benzerlerini çözün. İnanılmaz güzel sorular. Bunlar verilen eşitsizliklere A, B, C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Bakalım. Bakalım ne oluyor? A 11, B 12, C 14. Ben size ilginç bir şey söyleyeyim sayı üzeri çift varsa, sayı üzeri çift varsa çift sayı onu her zaman pozitif yapacağı için arkadaşlar onu atın. Ne demek istiyorum? At. Zaten bu pozitiftir. At. Bu zaten pozitiftir. Tek mi? Üstü tekse pozitifliği veya negatifliği etkilemez. Yani şöyle düşünün. Pozitif üzeri tek sayı gene pozitiftir. Negatif üzeri tek sayı 2 artı 1. O yine negatiftir. O zaman üstün bir önemi yok. Tek üssün. Burada sadece ne kaldı? A mı kaldı arkadaşlar? A sıfırdan küçük. A yazdık eksi. Devam edelim. Üstü çift mi komple at? A tek negatif miydi? Eksi üzeri tek sayı. Burası ne olur eksi? Sonucun artı olması için C'nin de ne olması gerekir? Eksi. C'yi de bulduk eksi. Devam edelim. B'ye bakalım. A 12 at. Direkt pozitiftir. C 14 direkt at. Pozitiftir. Çünkü üstü çift sayı. B'de buradan ne olmalı haliyle? 13. 13'ü direkt at. Çünkü üstü tek olursa tek pozitifliği veya negatifliği etkilemez. O halde buradan ne geldi sadece? B mi geldi? B'nin buradan ne olması gerekir arkadaşlarım? Yani artı olması gerekir. Cevabımız ne oldu? Eksi artı eksi. Geçiyorum diğer soruma. Hoppa arkadaşlar. Gerçekten bu soru inanılmaz güzel bir soru. Bu soruyu çözün. Bir gün hatırlayacaksınız. Ya denemede ya da farklı bir kitapta bu soruyla gene karşılaşacaksınız. Ve bu anı hatırlayın. Bu çözümü hatırlayın. Bakalım ne diyor. Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla. Ardışık tek sayılar ikişer ikişer artar. Alt tarafındaki ardışık çift sayılarla. Bunlar da gene ikişer ikişer artar. Numaralar soldan sağa doğru artmaktadır. A ve B evlerinin numaraları için A eksi B 17. Şuraya A diyorum. A olsun küçük A olsun. A ile B'nin farkı kaçmış? 17 mi? Ha, buraya da B diyelim. Hadi. Aslında B dedik. Tamam. B dedik bakalım. Burası çiftler çiftler gidiyordu. Yani B artı 2, B artı 4, B artı 6 oldu. Bana neyi soruyor? C ve D'nin numaraları için C eksi D farkı kaçtır? Tek sayılar da ikişer artar. Bakın 1, 3, 5, 7. Gördüğünüz üzere çiftler çiftler. O zaman A'dan ben ne yapayım arkadaşlar? 2 arttırırsam bu bana neyi verdi? A artı 2'yi verdi. Çift sayılar da öyle bakın. 2, 4, 6, 8 yani hep ikişer ikişer artıyor. Tek sayıları genelde 2 eksi 1. Çift sayıları da 2 en ile gösteriyoruz. Devam ediyorum. A'ya artı 2 dedik. Şimdi soru bizden neyi soruyor? C eksi D farkı. C'miz kaç? A artı 2. D kaç? B artı 6. Çift terim olduğu için parantezler. Eğer sadece B olsaydı ya da tek sayı olsaydı paranteze ihtiyacım yoktu. Burada paranteze ihtiyacım var. Neden? Eksiği dağıtmam gerekiyor. Dağıtalım. A artı 2 eksi b eksi 6. Devam edecek olursak a eksi b değil mi? 2 eksi 6 bana neyi verdi? Eksi 4. a eksi b'yi ne bulmuştuk? Ya da ne vermişti soru? 17 mi? 17 eksi 4 eşittir 13. Arkadaşlar inanılmaz bir soruydu. Bu soruyu mutlaka duvarınıza yapıştırmanız gerekiyor. Veya bir yere not alın. Defalarca bakın. Ve geliyorum. Geliyorum. Gerçekten inanılmaz güzel sorular. Olmazsa olmaz bir soruyla daha karşı karşıyayız. Bu soru inanılmaz bir soru. Lütfen uzun süreli hafızanızın düğmesine basın. Bakalım ne oluyor? A ve B tam sayısı için A kök 3 artı B kök 3 diyor. Biz burayı ne parantezini alalım? Kök 3 parantezini alalım. Bakın. Kök 3 parantezini alırsak ne oldu? A artı B. Devam ediyorum. Eşittir diyorum. 3A eksi 2B eksi 15. Hmm, eşitliği veriliyor. Buna göre AB çarpımı kaçtır? Bakıyorum. A ve B tam sayı. Tam sayı, tam sayı, tam sayı. Bunların hepsi ne olması gerekir? Tam sayı. Elemandır Z. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. A, A ile B tam sayı değil miydi? E tam sayı. O zaman iki tane tam sayının toplamı tekrar tam sayı olur mu? Olur. Herhangi bir tam sayıyı köküçle çarpıp... Köküçle çarpıp bir tam sayı elde edebilir misiniz? Soru şu. Yani bir köküç bir yapsanız kök 3 tam sayı değil. 2 verseniz 2 kök 3 tam sayı değil. Eksi 5 verseniz eksi 5 çarpı kök 3 tam sayı değil. O zaman ne olacak? Bakın sorunun şu an en kritik tarafındayız. En kritik tarafı burası. Nedir o? Burada a artı b'nin arkadaşlar 0 olması gerekiyor. Çünkü bu kök 3'ü yok edebilmenizin tek yolu bunun 0 olmasından geçiyor. O zaman yazıyorum a artı b eşittir 0. A eşittir eksi b. Getir burada yerine yaz. Getir burada yerine yaz. Bakın sol taraf ne oldu? Sıfır mı oldu? Sağ tarafta ne olmalı? Sıfır. Getir yine yazıyorum. Eksi 3A. Eksi, şey pardon. Eksi 3B. A'ya eksi B yazdım. Eksi 2B. Eksi 15 eşittir sıfır. Eksi 5B'yi diğer tarafa attım. Artı 5B. Artı 5B eşittir. Eksi 15. B eşittir. Buradan ne geldi? Eksi 3. Şimdi bakalım. B eksi 3 ise A B'nin eksilisine mi eşitti? da buradan kaç çıkar? 3 çıkar eksiyle çarparsanız P eksi 3'tü. Haliyle çarpımları ne olmalı? Eksi 9. Geçiyorum, 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 geçiyorum. O beklenen, o herkesin merak ettiği ödüllü soruya Arkadaşlar ödüllü sorumuzda ne var? A ve B pozitif tam sayıları 3 artı 2 5'tir. 28 eşitliği veriliyor. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Size bir ipucu vermiştim. Bakın bir tane soru yapmıştım. Dikkat edin. Çift çift. O zaman A'ya ne vereceğiniz size kalmış. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.